Arkadaşlar, logaritma soru çözümüne devam. Son iki soruyla kapatacağız. Logaritma gerçekten zor değil. Sınav saatine belki 5-6 saat kala çalışsanız yapabileceğiniz bir konu. Zor mu? Tabii AYT konusu. Yani AYT'deki sorular için iki ihtimal var. Ya doğru yaparsınız ya boş bırakırsınız. İşte konuştuk. Sonuna geldik neredeyse. Özellikleri işte iyi kavramak gerekiyor. Sorularda neye dikkat edilecek ona bakmak gerekiyor. Bakın mesela bu fonksiyon sorusu. Eğer fonksiyon bilgisi yoksa bir arkadaşımızın bunu çözmesi zor. Yani burada iki bilgi var. Bu iki düşey asimtot görüyorsunuz. Asimtot konusu da yani yeni sistemde kaldırıldı biliyorsunuz. Tanımsız olduğu değerlere düşey asimtot doğrular deniyor. İki için tanımsız. Ama burada iki için kaçtan geçmiş arkadaşlar fonksiyonumuz? Eksi sonsuzdan. Limitte bunun detayını yapacağız. Yani grafik okuma diye bir şey var matematikte. İkiyi koyunca kaç yapacak arkadaşlar? Eksi sonsuz. Üçü koyunca kaç yapacak arkadaşlar? Bu iki bilgi yetiyor esasında. Çünkü neden? Mervene iki tane bilinmeyen var. İki tane bilgi gerekiyor. 2'yi gerçekten koyun burada fonksiyonda. Koyalım 2'yi. Logaritma 5 tabanında kaç çıkar arkadaşlar? 2m artı n kaç çıkar? Eksi sonsuz. Kural değişmiyor. 5 üzeri eksi sonsuz eşittir 2m artı n. Tabii şunu bilmemiz lazım arkadaşlar. 2m artı n eşittir 5 üzeri eksi sonsuz ya. 5 üzeri eksi sonsuz 1 bölü 5 üzeri sonsuz demek. 1 bölü sonsuz demek. O da kaçtır? 0'a yaklaştığı anlamına geliyor. Daha doğrusu esasında şurasını tanımsız yapan değer kaç arkadaşlar? 2. Demek ki 2 koyunca burası 0 yapacak. Aynı denklemi buradan bulmuş olacağız. 2m artı n kaç çıktı? 0. Bu 1. 2 koyunca 0 yapacak. 2. Arkadaşlar 3 koyunca 0 yapacakmış. Nerede? Fonksiyonda x yerine 3 koyun. Logaritma 5 tabanında 3m artı n kaç yaptı? 3m artı n eşittir 0. Kural aynı. Ok yay artık bugün çok kullandık. 3m artı n kaç yaptı? 5 üzeri 0. 1 yaptı. Bunu ve bunu alıp gelip şurada müsait bir yerde çözelim arkadaşlar. 2m artı n kaç yaptı? 0. Buradan 3m artı n kaç yaptı? 1. Çektik alta. Kimler gitti arkadaşlar? 3m, 2m. M kaldı. 1. M 1. Hemen yerine koyalım arkadaşlar. N kaç çıkar? Bunu artık herhalde biliyorsunuzdur denklem çözmeyi. M yerine 1 yazın. 2m diğer tarafa gitti. Eksi 2 oldu. Her şey bitti arkadaşlar. Fonksiyonun adı bulundu. Fx eşittir. Logaritma 5 tabanında kaç yaptı? X eksi 2. Artık gerisi kolay. Neden? Çünkü ayarlı vermişiz zaten. 25 koyunca kaç çıkar diye. Yani fonksiyonun diyor 25 için aldığı y değeri bizden kaç diye istiyor arkadaşlar. Koyun 5'i. 25'i koyun arkadaşlar. 25'i koyarsak logaritma kaç oldu? Logaritma 5 tabanında 25'ten 2 çıktı. Kaç yaptı arkadaşlar? 23. Tam sayı çıkmamış, sorun değil. Burası kaçmış arkadaşlar? Logaritma 5 tabanında 23. Mesela böyle bir soruda 27 verseymişiz. 27'den 2 çıktı 25. 5 tabanında 25, 2 olacakmış. Kapattık. Başka bir soru arkadaşlar. Logaritma 5 tabanında 2 a ise diyor. Logaritma 8 a türünden değeri nedir? Arkadaşlar benzer çok soru çözdük. Bunu da belki iki yoldan çözelim. Ya zor değil artık. Yani korkmamıza gerek yok. Tamam soru gıcık mı? Gıcık bazılarımıza göre belki ama. Birkaç yoldan yapmaya çalışalım. 1. Logaritma 80. Yani buradaki ifadenin tabanını siz buradakine benzetebilirsiniz. Az önce konuştuk ya tabanlar hani asal tek bir sayı haline getirmeye çalışın. O da asal olsun falan diye. Birinci yol diyelim. Vakit olursa ikinci yoldan da çözmeye çalışalım. Logaritma 80 taban yazılmamış. 10'dur biliyorsunuz. Bu adamın tabanını 5'e değiştirelim arkadaşlar. Logaritma 5 tabanında eski logaritması alınan sayı. Logaritma 5 tabanında 10. Yani eski buradaki adam olmuş oldu. Logaritma 5 tabanında 80. 80'i ben hızlıca ayırmaya çalışayım asal çarpanlara. Ne olur arkadaşlar? Logaritma 5 tabanında 5 çarpı 16. Direkt yazmaya çalışayım. Logaritma 5 tabanında 5 artı logaritma 5 tabanında 16. Problem yok gibi. Burayı da yazalım arkadaşlar. Logaritma 5 tabanında 5 artı logaritma 5 tabanında 2. Hani 2 çarpı 5'ten dolayı. Arkadaşlar burası kaç yapar? 1 yapar. Logaritma 5 tabanında 16. 2'nin 4. kuvveti. 4 başa geldi. 4 çarpı logaritma 5 tabanında 2 oldu. Bölü. Burası kaç yaptı arkadaşlar? 1 artı logaritma 5 tabanında 2. Arkadaşlar bunu vermiş adam. Kaç demiş? A demiş. Yazın yerine ne çıkar arkadaşlar? 1 artı 4A bölü. Burası da 1 artı A yapar. Olay budur. Yani A cinsinden değeri bulunmuş oldu. İkinci yolda arkadaşlar şunu belki yapabilirdiniz. İkinci yol diyeyim. Hepsini çözmemiz belki zaman alır diye. İkinci yol diyeyim. Madem birinci yol dediyse ikincisi de var. Logaritma 5 tabanında 2 eşittir A'ya arkadaşlar. Şimdi siz buradan bunun tabanını 10 tabanına çevirebilirsiniz. Ne çıkar bu? Logaritma 2 bölü logaritma 5 yapar. Eşittir A oldu. Tabi log 5 log 2'nin bir özelliği var. Log 5 log 2'nin toplamı 1 yapar. O zaman siz log 5 gördüğünüz yere ne yazabilirsiniz arkadaşlar? Logaritma 2 bölü 1 eksi logaritma 2 yazabilirsiniz arkadaşlar. Eşittir A. Buradan A'yı bulacağım.
Ben çözmeyeceğim. Sadece yol göstermek için söyledim arkadaşlar. Logaritma 80'i de ben adam gibi yazayım. Ne demek logaritma 80? 8 çarpı 10 demek. Yani 1 artı logaritma 8 demek. 8 de adam gibi yazalım. 1 artı 3 logaritma 2 yapar arkadaşlar. Siz buradan üşenmeyip işler dışlar çarpımı yapıp logaritma 2'yi bulacaksınız. Burada yerine yazacaksınız. Tabii bu birinci yol daha kısa görünüyor. En iyi yol bildiğiniz yoldur arkadaşlar. En kısa yolda bildiğiniz yoldur. Tamam. Geçtik. Bu soru tipinden çok yaptık çünkü. 2019 AYT sorusu, yani alan yeterlik testi sorusu. Şimdi artık yeni nesil sorularda arkadaşlar, bu sorunun ben hani yarısını yazdığım halde bu kadar. Öncülleri falan var, bir de alt tarafta hikayeler falan var. Çocuk görünce korkuyor. Halbuki bir şeysi yok arkadaşlar. Yani bir besin değeri yok fazlaca bu sorunun. Neden? Çünkü Canan diye bir arkadaşımız varmış. Ben sığdırmak için sadece kısasını aldım. Bir eşitliği ispatlamaya çalışmış. Yani 6 eşittir 6'yı gösteriyormuş ama bir yerde hata yapmış arkadaşımız. Canan arkadaşımız diyor. Adımların bir tanesinde hata yapmış diyor. Kuluz, hata yapabiliriz. Hata yaptığımız satırı soruyor bize arkadaşlar. 1, 2, 3, 5, 6, 7'de herhangi birisinde hata yapmış. Yani bildiğimiz matematiksel özellikler. Yani soru böyle karmaşık diye korkmanıza gerek yok. Bilin ki böyle sayfayı dolduran sorular gerçekten çok kolay sorulardır. Gelin bakalım. 6, 1, 2, 3 hocam sıkıntı yok burada. 6 sıkıntı yok. Siz buradaki biri E üzeri elen 1 özellikten dolayı elen 1, 1'e eşit. E üzeri elen 2, 2'ye eşit. E üzeri elen 3. Demek ki birinin atığında sıkıntı yok arkadaşlar. 2. E üzeri elen 1, E üzeri elen 2, E üzeri elen 3 diyor. Tabanlar aynıysa üzerinde toplam durumda yazılır. Kanundur arkadaşlar üst ifadelerde. Bunda da problem yok. Kapattık. Demek 2 de kesintisiz gitmiş. Sonra neyi yapmış? E üzeri elen 1 artı elen 2 artı elen 3. İyi de logaritma özellikleri vardı arkadaşlar. Elen tabanı E olan bir logaritmada toplam çarpma dönüşmüş. 1 çarpı 2 çarpı 3. Sıkıntı yok. Burada da Canan arkadaşı bir hata yapmamış. 4'e geldik. E üzeri elen 6. Tamam zaten E üzeri elen 6. 6 demek de problem yoktu. 6, 4 artı 2'dir. Tamam ve kanuni. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Tamam. 4'te de sağ salim atlamış. 5'e bakalım. 5. adımda E üzeri elen 4 artı 2. Arkadaşlar logaritmanın bir özelliği vardı. Logaritma 4 artı 2. Logaritma 4 artı logaritma 2 diye yazılmıyordu arkadaşlar. Canan arkadaşımız gerçekten burada hata yapmış. Diğerlerine bakmaya gerek yok. Çünkü hata yaptığı satır bir tanedir zaten. Ha bundan sonra tabii yani kul yanılabilir. Devam etmiş yapmaya. Yani yanlışı bulduktan sonra artık bundan sonra doğru yapmaya başlamış ama hata yaptığı için artık bundan sonrası ne yazdıysa boş. E üzeri elen 4 artı elen 2 sıkıntı yok. Bunlarda problem yok. Burası gene doğru. Ama burada hata yaptığı için hatanın üzerine doğru işlemler yaptı. Yanlış yaptığı satır kaç arkadaşlar? 5. Değerli arkadaşlar logaritma konumuz burada bitmiştir. Logaritma gerçekten bahsettiğimiz gibi zor bir konu değil. Sınava birkaç gün önce çalışsanız bile yapabileceğiniz bir konu. Sadece adam gibi özellikleri uygulayalım. Kendi kendimize soru çözelim. Bakın seyrederek bu işin %100'ünü anlayamazsınız. Bu dünyada mümkün değil. Siz sadece biz burada yaptığımız belki farklı soru çözümlerini veya nasıl seri çözüldüğü hakkında bilgi vermek değilse birçok kaynaktan birçok arkadaşımız matematikte videolarını seyredip oradan öğrenebilirsiniz. Ama iş tamamen size düşüyor. Oturup bir, konuyu adam gibi öğreneceksiniz. İki, yorum yapacaksınız. Üç, dört kaynaktan soru çözeceksiniz. Artık kendi kendinize kalben iman getirdiyseniz şunu düşünün. Sonra kapatıyoruz. 40 tane AYT matematik sorusunun 40'ı da logaritma olsa, logaritma sorusu olsa kaçını yaparım diye kendi kendinize orantı kurun. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.